Caillou ve annesi bugün bahçede çalışmayı planlıyorlardı. Neye bakıyorsun Caillou? Burada bir tırtıl var. Kocaman yaprakların hepsini yiyor anne. Ve o hala küçücük bir tırtıl. Evet, şimdilik küçük bir tırtıl ama o tırtıl çok yakında bir kelebeğe dönüşecek. Bol bol yaprak yiyerek büyümesi gerekiyor. Caillou tırtıla yakından baktı. Tırtıl çok küçüktü. Nasıl kelebeğe dönüşeceğini hiç anlam veremiyordu. Ne yapıyorsun Caillou? Caillou'nun arkadaşı Sarah, bahçe çitinin arasından ona bakıyordu. Bu küçük tırtıla bakmaya çalışıyorum. Ama daha çok küçük. Benim büyütecimi kullanabiliriz. O nedir? Büyüteç kullanma amacımız gözle zor görünen çok küçük şeyleri büyütmektir. Caillou büyüteçten baktı ve kahkaha attı. Sarah'ın yüzünü çok daha büyük görüyordu. Caillou tırtıla büyüteç ile bakmayı çok sevmişti. Tırtılın bütün ufacık ayaklarını görebiliyordu. Bir fikrim var. Hadi şimdi orman keşifi olalım. Caillou bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Elleri ve dizlerinin üzerinde keşfe başladı. Büyük bir orman canavarı. Caillou o kocaman kelebeğe yakından baktı. Rengarenkti. Bir kuş kadar büyük. Çok ama çok yaprak yemiş olmalı. Caillou kelebeği biraz daha izlemek istiyordu. Ama kelebek uçup gitti. Geri gel kelebek. Olduğun yerde orman çok daha yoğun. Biraz zor geçeceksin Caillou. Öyleyse o zaman ben de alttan giderim. Caillou eğilebildiği kadar eğildi ve bahçenin içine doğru sürünmeye başladı. Caillou uzaktan tekrar o kelebeği gördü. Derin bir uykuda olan vahşi bir aslanın üzerine konmuştu. Aslanı uyandırmamak için çok dikkatli olmalıyız. Oh hayır! Aslan kükreyerek uyandı ve kelebeği korkuttu. Korkan kelebek ormanın derinliklerine doğru uçup gitti. Yakalayacağım seni kelebek. Bir anda duyulan gök gürültüsü Caillou'yu korkutmuştu. Ve küçük kelebek de ürkmüştü. O neydi öyle? Caillou çok ama çok korkmuştu. Ormanın içinden hızlıca koşarak kaçmaya başladı. Sarah! Sarah! Anne, Sarah! O yüksek sesi duydunuz mu? Merak etme Caillou. O gök gürültüsüydü. Bize yağmuru haber veriyor. Ama o benim kelebeğimi kaçırdı. Önemli değil Caillou. Bak bu sabah gördüğümüz tırtıl kendine koza yapmış. Annesi Caillou'ya içinde koza olan bir kavanoz gösterdi. Caillou büyüteci kullanarak ona yakından baktı. Koza ne anneciğim? Tırtıl kendine koza yaptığı zaman demek olur ki o bir kelebeğe dönüşüyor. Wow! Demek ki yakında benim de bir kelebeğim olacak. Wow Caillou, bu harika. Caillou ormanı keşfedip kelebeklere bakmaktan çok keyif aldı. Koza açıldıktan sonra kelebeği ile oynayacağı için çok sabırsızlanıyordu. Yağmurlu bir günde Caillou büyük annesinin evinde vakit geçirir. Küçük arabasını masanın üzerinde sürer durur. Vum vum, bip bip. Ay, Caillou'nun arabası fotoğraf albümüne çarpar ve albüm yere düşer. Caillou içindeki resimleri çok merak eder. Bakmak için oturur. Bakıyorum benim fotoğraf albümünü bulmuşsun. O
kim büyük anne? O büyük baban ve benim canım gençken. Kayu tekrar fotoğrafa bakar. Bu sen ve dedem değil. Bu fotoğraf çok önceden çekilmişti. Dedem ve ben bayağı dans ederdik. Kayu sayfayı çevirdi ve albümden bir şey düştü. Aa, bu bizim mavi kurdelemiz. Bu fotoğrafın çekildiği gece büyük bir dans yarışması vardı. Bu da dedenle benim kazandığımız kurdele. Vay, birincilik ha? Kayu çok etkilenmişti. Sana nasıl dans edileceğini göstermemi ister misin? Evet, ben de birinci olabilirim. Büyük anne bir müzik çalar. Bu bizim en beğendiğimiz şarkılardan biriydi. Kayu daha önce hiç böyle bir müzik duymamıştı. Ama hızlı olması hoşuna gitmişti. Bak büyük anne, dans ediyorum. Kayu bir ayağından diğerine hopluyordu. Bu iyi Kayu. Hadi ellerimi tut. Kayu büyük annesiyle dans etmeye bayılır. Çok eğleniyordur o an. Tek yapman gereken müziği dinlemek. Büyük anne Kayu'ya biraz karışık hareketler gösterir. Kayu adımları takip eder ama ayağa takılır. Büyük anne bana baksana. Kayu kendisini bir o tarafa bir bu tarafa sallar. Bence sen yeni bir dans türü keşfettin ve bu kadar iyi dans ettiğin için birincilik sana geldi. Büyük anne mavi kurdeleyi Kayu'nun üzerine tutturur. Siz ikiniz merhaba. Biri burada dans dersi almış gibi görünüyor. Büyük annem öğretti bana. Kayu dedesi için dans etmeye başladı. Bu müthiş. Dedesi Kayu'nun elinden tutar ve birlikte dans etmeye başlarlar. Büyük anne odada dans eden iki adamı izlemeye devam eder. O sırada kapı çalınır ve Kayu kapıya doğru koşmaya başlar. Bu annem. Bak, ben dansta birincilik aldım. Sonra herkes öğrendiği danstan ufak bir gösteri yaptı. Herkes oturma odasında keyifli bir atıştırma içindedir. Anne, büyük annem ve dedemin önceden dans ettiğini biliyor muydun? Ve dansta birincilik kurdelesi aldıklarını? Gerçekten mi? Evet, büyük annem ve dedem çok iyi dansçılardı. Büyük annem bana özel danslarını gösterdi. Dedenin aklına bir fikir geldi. Tekrar müziği açtı. Benimle dans eder miydiniz hanımefendi? Tabii ki beyefendi. Büyük anne ve büyük baba aynı fotoğraftaki gibi dans ederler. Birlikte o kadar sene önce kazandıkları birincilik ödüllü danslarını herkese göstermiş oldular. Kayu annesiyle beraber süpermarketteydi. Anne, beni kucağına alabilir misin? Kayu, büyüdün artık. Kendi kendine yürüyebilirsin. Ama kendimi çok iyi hissetmiyorum. Kayu ağlamaya başladı. Kendini iyi hissetmiyordu. Kayu, alnın çok ısınmış. Galiba ateşin var. Kayu annesine sarıldı. Hadi şimdi eve gidelim ve ateşine bakalım. Kayu kendini hiç iyi hissetmiyordu. Grip olmuştu. Nasıl oldun Kayu? Boğazım ağrıyor. Sanırım doktora gitmemiz gerekebilir bugün. Hayır, doktora gitmek istemiyorum anne. Hasta olduğunda doktora gitmen gerekir Kayu. Doktor senin çabuk iyileşmene yardımcı olur. Merhaba Kayu. Kayu annesinin yakınında olmak istedi. Hala biraz korkuyordu. Kuşlar bana senin kendini pek iyi hissetmediğini söyledi.
Sana yardımcı olabilirim. Tabii sen de yardım edersen. Steteskobumla annenin kalbini dinleyebilirsin. Kayyu önceden hiç steteskop kullanmamıştı. Çok etkilenmişti. Annesinin kalp atışlarını duyabiliyordu. Wow! Çok iyi değil mi? Kendi kalp atışlarını dinlemek ister misin? Kayyu kendi kalp atışlarını duyuyordu. Çok etkilenmişti. İyi. Dinleyebilir miyim? Doktor Rose steteskopu kullanarak Kayyu'nun kalbini ve ciğerlerini dinledi. Kayyu, bir de kulaklarına bakmam lazım. Bu ışığı kulağının içine tutup her şeyin iyi olduğundan emin olmam lazım. Hazır mısın? Merak etme Kayyu, acımayacak. İstersen elimi tutabilirsin. Doktor Rose kulağına bakarken Kayyu annesinin elini tuttu. Boğazında kırmızılık var mı diye bakmam lazım. Şimdi ağzını böyle açmanı isteyeceğim. Aa! Doktor Rose kendi ağzını açtı ama Kayyu hala biraz endişeliydi. Sıra sende. Kayyu ağzını kocaman açtı ve dilini çıkarttı. Ah canım, maalesef ağır bir grip geçiriyorsun Kayyu. Kayyu annesine sarıldı. Hasta olduğu fikrini pek sevmemişti. Göründüğü kadarıyla annen sana çok iyi bakıyor. Şimdi dinlenip bu ilaçları içmen gerekiyor. Hemencecik iyileşeceksin. Ertesi gün Kayyu daha iyi hissetmeye başlamıştı. Annesi Kayyu'ya bir bardak su getirdi. Ama ben susamadım. Ama hastayken bol bol su içiyor olman çok önemli. Şimdi biraz daha iyi hissediyor musun? Hadi ateşine bakalım. Anne! Kayyu, canım, lütfen sabit dur. Kayyu sabit duramıyordu. Oyuncaklarıyla oynamak istiyordu. Görünüşe göre çok daha iyisin artık. Kayyu ayı Teddy ile doktorculuk oynamak istedi. Teddy'nin ateşine bakarmış gibi yaptı. Teddy nasıl hissediyormuş Kayyu? Biraz hastalanmış anne. Burada onunla kalıp iyileştiğinden emin olacağım. Aferin sana Kayyu. Ne kadar düşüncelisin. Kayyu Teddy ile doktorculuk oynamaktan çok zevk aldı. Evde kalıp Teddy'ye bakmaktan çok mutluydu. Kayyu ve ailesi akşam yemeğinde yedikleri spagettinin keyfini çıkarıyorlardı. Yum! Spagettiyi çok seviyorum. Tamam Kayyu. Lütfen yemek yerken o sesi çıkarmamaya çalış. Spagettiyi hüpürdetmeden yemek gerçekten çok zordu. Hüpürdetmeden yemeye çalışırken Kayyu daha garip bir ses çıkardı. Anlaşıldı seni hıçkırık tutmuş. Hıçkırık? Peki nasıl geçireceğim? Hıçkırık genelde kendi kendine geçer. Kayyu biraz durup hıçkırığının geçmesini bekledi. Ya, bekledim. Yine de geçmiyor. Daha uzun süre beklemelisin. Biraz salonda oyna bakalım. Kayyu hıçkırığının geçmesini beklerken bloklardan bir kule yaptı. Bu seferki o kadar şiddetliydi ki yaptığı kulenin yıkılmasına sebep oldu. Nasıl gidiyor bakalım? Bu hıçkırıklar her şeyi berbat ediyor. Artık geçmesini istiyorum. Bazen birini korkutarak hıçkırığını geçirebiliriz. Korkutmak? Ufak bir korku. Korkunca insan nefesini tutar, o da hıçkırığın geçmesini sağlar. Denemek ister misin? Kayyu biraz düşündü. Pek korkmak istemiyordu ama hıçkırığının geçmesini de çok istiyordu. Eğer hıçkırığımı geçirecekse, o zaman tamam. Annesi bir hayalet gibi kollarını açıp süzüldü ve Kayyu'nun üzerine atladı. Bu! Ah! Hey! Oldu! Of! Geçmemiş. Bence benim hıçkırığım öyle kolay korkan bir hıçkırık değil. O zaman şanslısın.
Ben hıçkırık iyileştirme dalında tam bir dünya şampiyonuyum. Hadi deneyelim. Bazı insanlar hıçkırıklarını bir hortumdan hızlıca su içerek geçirirler. Ama biraz ıslanabilirsin. Umurumda değil. Her şeyi deneyebilirim. Babası suyu açtı. Kayyu hortumdan içmeye çalıştı ama her yere su sıçradı. İşe yaramıyor. Merak etme Kayyu. Bir başka yöntemim daha var benim. Baş aşağı durma yöntemi her zaman işe yarar. Babası Kayyu'ya amuda kalkması için yardım etti. Babası ayaklarını dengede kalabilmesi için tutuyordu. Hıçkırık geçti mi? Deneyebileceğimiz bir şey daha var. Hadi içeri girelim. Herkes babasının bulduğu en son çareyi görmek için oyun odasında toplandı. En iyisini en sona sakladım. Bu kesinlikle hıçkırığını geçirecek. Nasıl olacak? Sol ayağının üzerinde zıplarken sağ elinle kafana değmek. Bak böyle. Kayyu, Rosie ve annesi babasının böyle zıplamasını oldukça komik buldular. Kayyu hıçkırığının geçmesini çok istiyordu. O yüzden o da zıplamaya başladı. İşte bu Kayyu. Zıplayarak geçir o hıçkırığı. Zıpla Kayyu. Hadi. Hala hıçkırıyorum. Hiçbir zaman geçmezse sonsuza kadar. Demek ki bundan sonra spagetti yemeyeceğiz. Ama spagetti benim en sevdiğim yemek. Hem Rosie ve hem de babamın. Hıçkırığıma sebep olan spagetti değildi. Biliyorum değildi. Ve bence artık geçti. Dinle. Kayyu haklıydı. Hıçkırığı geçmişti. Herhalde bir daha spagetti yapmayacağımı söyleyince korktular. Hayır, bence kendiliğinden geçti. Önceden söylediğin gibi. Ama gerçekten bir daha hiç spagetti yapmayacak mısın? Tabii ki hayır Kayyu. Sadece şaka yapıyordum. Anne salonda bayram için arkadaşlarına yollayacağı tebrik kartlarını hazırlıyordu. Anne ne yapıyorsun? Bayram için yollayacağım tebrik kartlarını hazırlıyorum Kayyu. Kayyu masanın üstünde bir sürü renkli kağıt, kalem ve sim tozu gördü. Ben de bayram kartı yapabilir miyim? Çok iyi bir fikir Kayyu. Kimin için yapacaksın bu kartları? Leo, Clementine ve... Gizli. Annesi Kayyu için bir sepete birkaç kart, pastel boya ve sim tozu koydu. Çok heyecanlıydı. Kayyu arkadaşları için özel bayram tebrik kartları yapmak istiyordu. Fazla fazla sim tozu kullandı. Ne yapıyorsun Kayyu? Arkadaşlarım için bayram kartları yapıyorum. Ne güzel fikir. Bakabilir miyim? Kayyu kartlarıyla çok gurur duyuyordu. Babasına Leo ve Clementine için hazırladığı kartları gösterdi. Sadece biraz daha sim tozu ekleyeceğim ve bitecekler. Bu bence çok doğru bir karar. Sim tozları aynı kar gibi parlayacak. Eğer şimdi kartlardaki yapıştırıcıyı kurumaya bırakırsan yarına kurumuş olurlar. Kayyu arkadaşlarına vereceği kartlar için çok heyecanlıydı. Kurumaları için kartları pencerenin önüne bıraktı. Ertesi sabah olduğunda Kayyu koşarak mutfağa geldi. Bayram havasını arkadaşlarıyla paylaşmaya hazırdı. Kayyu, kahvaltını yeme zamanı. Nereye gidiyorsun Kayyu? Babam beni Leo ve Clementine'la oynayalım diye Leo'lara götürüyor. Bayram kartlarını bitirebildin mi? Evet, buradalar. Wow, parıltılı. Çok güzel Kayyu. Ama orada iki taneden fazla var sanki. Kayyu güldü. Üç diğer özel insan için de ekstradan kart hazırlamıştı. Hadi çabuk Kayyu. Arkadaşlarına geç kalmasak iyi olur. Kayyu, Clementine ve Leo ile kamyonlarla oynamaktan çok keyif alıyordu. Noel hediyesi olarak ne bekliyorsun Kayyu?
En çok bir trotinet istiyorum ve bir futbol topu. Ya sizler? Galiba annem bana yeni bir itfaiye arabası alacak. Oh, ben de yeni bir trotinet bekliyorum Kayu. İkimiz de alırsak yarışabiliriz. Benimkisi en hızlısı olacak. Kayu, Leo ve Clementine için hazırladığı sürprizi hatırladı. Bekleyin, sizin için bir şey getireceğim. Bunlar ne Kayu? Mutlu bayramlar. Sağ ol Kayu. Bayram kartlarını çok severim. Sağ ol Kayu. Wow, sen mi yaptın bunları? Clementine ve Leo, Kayu'nun elindeki diğer kartları fark ettiler. Bütün kartları sahiplerine verdin mi? Hepsini değil, birkaç tane kaldı. Kimin için onlar? Kayu ailesi için özel bir bayram sürprizi hazırlamıştı. Ne var elinde senin Kayu? Mutlu bayramlar! Ne güzel bir sürpriz bu. Kayu annesi, babası ve Rosie için bayram kartları hazırlamıştı. Güzel kar! Wow! Demek o elindeki fazla kartlar bizeydi. Bunları kendi kendine yaptığına inanamıyorum. Kayu gerçekten bayram havasını hissediyordu ve ailesiyle bu özel zamanı geçirmek için sabırsızlanıyordu. Kayu ve Rosie odalarında oyun oynuyorlardı. Resim yapıyorlardı. Ağaç. Evet, o bir ağaç Rosie. Ağaçlar mavi olmaz, yeşil olur. Kayu'nun bir fikri vardı. Rosie'ye renkler hakkında her şeyi öğretecekti. Şimdi beraber bir resim yapalım. Acaba ne çizebiliriz Rosie? Anneanne! Merhaba Kayu ve Rosie. Ne yapıyorsunuz bakalım? Rosie ile beraber bir resim yapacağız. Ama ne yapacağımızdan emin değiliz. Pencereden dışarıya baksanız, belki bir şeyler bulabilirsiniz. Kayu pencereye koştu. Bakacak çok şey vardı. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Aa, ne çizsem bilemiyorum anneanne. Bir fikrim var. İlk olarak gördüğün her şeyi çizerek başla. Dondurma! Evet, mesela dondurmacı da buna dahil. Kayu bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Dışarıda gördüğü her şeyin resmini yapabilirdi. Sağ ol anneanne. Tamam Rosie, yaptığımı yap. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil. Yeşil. Mavi. Mavi. Beyaz. Beyaz. Evet, doğru. Rosie bunu çok sevmişti. Yeşil. Evet, aynı dinozorum gibi. Aferin Rosie. Rosie çok şaşırmış görünüyordu. Odanın içinde kahverengi bir şey olmalıydı. Odamda kahverengi bir cisim var mı Rosie? Yapabilirsin Rosie. Daha iyi bak. Yay! Başardın Rosie. Rosie bütün renkleri öğrendiğine göre artık resim yapmaya başlama zamanı gelmişti.
Şimdi beraber çizelim. Hazır mısın? Kırmızı. Evet. Mavi. Hayır, rozi gökyüzü mavi ama ağaçlar yeşil. Otobüs. Evet, o sarı bir otobüs. Caillou ve Rosie resimlerini bitirdiler. Caillou, Rosie'ye renkleri öğretmekten çok keyif aldı. Hadi anneanneye gösterelim. Anneanne bak! Oo, bu resmi sen ve Rosie birlikte mi yaptınız? Evet, Rosie'ye bütün renkleri öğrettim. Bence benim küçük sanatçılarım artık dondurmayı hak ettiler. Dondurma! Evet! Caillou dondurma için sabırsızlanıyordu. Seçebileceği değişik renkler için çok hevesliydi. Sonunda o da bir sanatçıydı. Caillou parkta Leo ile oynuyordu. İkisi birlikte futbol oynamaktan çok zevk alıyorlardı. Çok iyiydi Leo. Yay! Birden yağmur başladı. Ama Caillou ve Leo yağmuru çok seviyorlardı. Su birikintisinde oynamaya başladılar. Anne bak! Çok yükseğe zıplıyorsunuz çocuklar. Annesi Caillou'nun ne kadar kirlendiğini fark etti. Ama birikintide zıplamaktan her yeriniz çamur olmuş. Artık eve gidip temizlenme zamanı. Ama daha oynamak istiyorum. Banyoda oynamaya devam edersin Caillou. Leo ile vedalaş. Bye Leo. Görüşürüz. Görüşürüz. Caillou'nun keyfi kaçmıştı. Leo ile futbol oynamaya devam etmek istiyordu. Neyin var Caillou? İstemiyorum. Ama her yerin çamur içinde. Temiz kalman önemli bir şey. Ama banyo yapmak eğlenceli değil, çok sıkıcı. Bak, bu seferki sıkıcı olmayacak. Çok fazla köpük olacağına söz veriyorum. Ve ayrıca ördeğinle de oynayabilirsin. Caillou daha iyi hissetmeye başladı. Belki de banyo yapmak düşündüğü kadar sıkıcı olmayacaktı. Annesi küveti doldurmak için suyu açtı. Köpük banyosu için sabun ekledi. Elma gibi tatlı tatlı kokuyordu. Bütün bu köpüklere bak anne. Banyoya girmeye hazır mısın? Evet. Caillou küvette oynamak istiyordu. Küçük gemisini ve ördeğini de aldı. Caillou banyodayken etrafındaki köpüklerle oynarken çok eğleniyordu. Caillou banyo vaktini çok sevmişti. Suyla ve köpükle oynamaktan çok zevk alıyordu. Hangi oyunu oynamak istiyorsun? Denizlerin kaptanı oyununu oynayacağım. Ördek kaptan olacak ve bu da gemisi. Kaptan ördek nereye gidiyor olacak Caillou? Bir maceraya çıkıyor. Ama bu köpüklerin bazılarını geçebilmesi zor olacak gibi görünüyor. Caillou ördeğin kafasına köpükleri koydu. Ördeği de geminin üstüne koydu. Sonra da kendi köpükleri aksın diye arkasına dayandı. Tamam, hadi şimdi temizlenelim. Annesi Caillou'nun yüzünü ve kulaklarını özenle temizledi. Caillou gıdıklanıyordu. Ellerini ve ayaklarını yıkayalım mı? Annesi Caillou'nun ayaklarını futbol topu süngerle yavaşça temizledi. Annesi Caillou'nun sırtından aşağı su döktü. Sıcak suyun tenine değmesini çok sevdi. Caillou tamamen temizlendiğinde küvetten çıktı. Annesi büyük, yumuşacık bir havluyla onu kuruladı. Şimdi gayet temiz ve güzel kokuyorsun Caillou. Caillou gülümsedi ve annesine sarıldı. Annesi Caillou'ya pijamalarını giymesine yardım etti. Yatma zamanı artık Caillou. Anne, bana bir masal okuyabilir misin? Tabii ki okurum. Caillou çok sevdiği hayvanlarla ilgili olan kitabını seçti. Bak Caillou, bir ördek.
Aynı senin banyodaki ördeğin gibi. Kaptan Ördek. Evet, Kaptan Ördek. Caillou çamurda yeniden oynayıp, kirlenip, yeniden sıcacık bir banyo almak için sabırsızlanıyordu. Caillou ve babası Caillou'nun en sevdiği oyuncak tren setiyle oynuyorlardı. Baba? Evet Caillou. Bazı trenlerin yer altından gittiği doğru mu? Evet doğru. Yer altından giden tren sistemine metro deniyor. Caillou biraz şaşırmıştı. Yerin altında gidiyor ise çok karanlık olmalı. Bir gün binebilmeyi çok isterdim. Bu babasına bir fikir verdi. Ertesi gün babası Caillou'yu bir keşif gezisine çıkarmaya karar verdi. Gerçekten bir metro trenine mi bineceğiz? Evet Caillou. Beraber keşfe gideceğiz. Caillou özel mavi şapkasını ve sırt çantasını taktı. Kaşif olacağım için çok heyecanlıyım. Sırt çantanda ne var? Keşif malzemeleri. Caillou ve babası metro istasyonuna girdiler. Bir rüzgar esintisi babasının şapkasını uçurdu. Ups! İyi bir kaşif fırtınada her zaman şapkasına sahip çıkmalıdır. Caillou bu rüzgarın nereden geldiğini merak etti. Babası iki tane metro bileti aldı. Baba bekle! Takıldım! Baba! Kuvvetli it Caillou. Caillou daha kuvvetli itti ve geçmeyi başardı. Aferin Caillou. Keşif gezisindeki ilk engelini aşmayı başardın. Caillou ve babası yürüyen merdivenlere doğru ilerlediler. Şimdi yer altına iniyoruz. Hazır mısın? Caillou aşağı doğru giden derin deliğe bir baktı. Hala bir kaşif olmak isteyip istemediğinden emin değildi. Korkuyorum baba. Hayır korkma Caillou. Korkacak hiçbir şey yok. Yürüyen merdivenden aşağıya indiler. Caillou babasının elini sıkı sıkı tuttu. Ve işte geldik. Ama hiç karanlık değil burası. Çok fazla insan vardı. Ve hatta bir adam gitar çalıyordu. Babası duvarda içi renkli çizgilerle dolu olan haritaya baktı. Sonra Caillou tünelden gelen sesi duymaya başladı. Ses gittikçe artıyordu. Bu ses ne? Göreceksin. Karanlık tünelden bir ışık beliriyor. İşte tren! Metro treni büyük bir rüzgar estirerek yanaştı. Ve bütün kapılar kendiliğinden açılıverdi. Çabuk Caillou, kapılar kapanmadan trene binmemiz lazım. Caillou hayranlıkla bakıyordu. Kapılar sihirli mi? Caillou kalabalık vagonda etrafına baktı. Oturmayacak mıyız? Sıkı tutun Caillou. Tren hareket etti ve hızlanmaya başladı. Caillou direğe sıkıca tutunuyordu. Bu metro yolculuğunu çok sevmişti. Sanki bir atlı karınca gibi. Caillou tünelde ışıkların hızlıca geçişini seyrediyordu. Varmak üzereyiz. Caillou bu yolculuk bitmek üzere olduğu için üzgündü. Caillou ve babası parkta dolaştılar. Parkta bir şeyler atıştırmak için bir banka oturdular. Burası metroya göre çok daha sessizmiş. Caillou sırt çantasından iki tane kurabiye çıkardı. Biri senin ve biri benim. Sen her şeyi düşünen bir kaşifsin. Fenerimi ve oyuncak ayımı da getirdim. Kaşiflerimiz tekrar metro istasyonuna girdiler. Dikkat et fırtınaya! Caillou şapkasını tutarak istasyona girdi.
turnikeye hiç takılmadan geçti ve hiç korkmadan yürüyen merdivenlerden aşağıya kadar indi. Trene bindiklerinde büyük kaşık Kayu babasının kucağında uyuyakaldı. Kayu, Clementine ve Leo Sarah'ın doğum günü partisine hazırlanıyorlardı. Süper kahraman temalı bir parti olduğu için hepsi çok heyecanlıydı. Ne gibi süper güçlerin olacak Kayu? Ben enerji kemeri ve eldivenleriyle süper güçlü olacağım. Bu çok harika. Özel saç bandım karanlıkta görmemi sağlayacak. Peki ya sen Leo? Benim de yeni ayakkabılarım beni süper hızlı yapıyor. Ama her süper kahraman gibi pelerinimiz olmalı. Ve ben de bu havalı maskeyi takacağım. Kayu ve arkadaşları harika birer süper kahraman oldular. Güçlerini partide göstermek için sabırsızlanıyorlar. Kayu, benim el çantamı gördün mü? Wow, harika görünüyorsunuz. Süper kahramanlar Sarah'ın partisine hazır mısınız? Evet, hadi gidelim. Bir dakika Kayu. Buyurun, benim. Süper Kayu. Evet, pardon Süper Kayu. Ama önce anahtarlarımı bulmalıyız. Sanırım el çantamın içindelerdi. Ama çantamı hiçbir yerde bulamıyorum. Bu Kayu ve süper arkadaşları için çok iyi bir görev. Yay! Ne harika bir fikir. Süper arkadaşlar annenin çantasını evde aramaya başladılar. Partiye gecikmek istemiyorlardı. Ama ortada çantaya dair hiçbir iz yoktu. Bir ipucu bulabildiniz mi? Burada yok Süper Kayu. O da neydi? Bir kuş muydu? Bir uçak mıydı? Hayır, o Gilbert. Gilbert, annenin çantasını gördün mü? Gilbert bu tarafa diyor. Bunu nereden anladın? Ben hayvanlarla konuşabiliyorum. Gidelim. Kayu dolabın kapağını açtı. Ama çok karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordu. Bu işi gece görüş gözlüklerimle çözeceğim. Wow! Kayu ve Leo, Clementine'ın süper güçlerine hayran kalmışlardı. Kayu dolabın dibinde bir şeyi fark etti. Evet, o annenin çantasıydı. İşte! Artık partiye gidebiliriz. Wow! Bravo süper arkadaşlar. Çantamı buldunuz. Evet. Kayu çok gururlanmıştı. Oh hayır, anahtarlarım çantamda değil. Nasıl? Ama geç kalacağız. Bir ipucu. Ben nereye bakmamız gerektiğini biliyorum. Anahtarlar Rosie'de. Anahtarları geri almalıyız. Merak etme Süper Kayu. Süper hızımla Rosie'nin dikkatini dağıtacağım. Leo süper hızını kullanarak Rosie'nin onu kovalamasını sağladı. Rosie bunu komik bir oyun sanıyordu. Süper Kayu. Ben yalnız değildim. Süper arkadaşlarımla bulduk. Kayu arkadaşlarıyla durumu kurtardığı için çok mutluydu. Başka bir olayı çözmek için sabırsızlanıyordu. Kayu bugün ilk defa diş doktoruna gidecektir. Hadi acele et Kayu, geç kalmak istemeyiz değil mi? Kayu cevap vermez. Acaba nerede? Annesi Kayu'yu banyoda bulur. Kayu, sabah dişlerini fırçalamıştın zaten. İyi görünüyorlar değil mi anne?
Evet Kayu, çok güzeller. Hadi çabuk ol şimdi, gidelim artık. Kayu ve annesi diş doktorunun ofisindeki bekleme odasına geçerler. Kayu Teddy'ye sıkıca sarılır. Hemen sonra tuhaf bir ses duyar. Teddy, dişçinin yanına benimle geleceksin değil mi? Güleç yüzlü bir bayan Kayu'ya doğru yürür. Merhaba Kayu, benim adım Linda. Hadi benimle gelin, sana ve ayıcığına en iyi nasıl diş fırçalayacağınızı göstereyim. Kayu ve annesi Linda ile küçük bir odaya gelirler. Ortada üzerinde asılı komik görünümlü bir lambası olan büyük bir sandalye görürler. Oturabilirsin Kayu. Teddy de oturabilir mi? Tabii ki oturabilir. Kayu ve Teddy dişçi koltuğuna oturur. Linda Kayu'ya koltuğun nasıl ileri geri gittiğini gösterir. Linda Kayu'nun uzanması için koltuğun arkasını aşağı doğru indirir. Ama Kayu dümdüz oturmayı tercih eder. Arkana yaslan Kayu, böylece dişlerine daha iyi bakabilirim. Linda Kayu'ya ağzının en arkasındaki dişleri görmesi için kullanılan küçük aynayı gösterir. Çok hızlı dönen elektrikli diş fırçasını çalıştırır. İşte o tuhaf sesi çıkaran demek buymuş. Şimdi dişlerini küçük yıldızlar gibi parıl parıl yapacağım. Tamam. Kayu önce annesi hala orada mı diye bir bakar. Evet, annesi hemen arkasındadır. Linda Kayu'nun dişlerini fırçalar. Sonra Kayu kontrol etmek için diş doktoru içeri girer. Selam Kayu, ben Doktor Joseph. Vay canına, harika dişlerin var. Her gün fırçalar mısın onları? Bu sabah iki kez. Kayu dışarı çıkmak için hazır olduğunda Linda onu eve götürmesi için yeni bir diş fırçası verir ve kutudan da iki sürpriz çıkabilir. İki mi? Kayu kutunun içindekileri inceler. Bir büyüteç ve bir de yüzük seçer. Büyüteç benim için, yüzük de annem için. Kayu için çok önemli bir gün oldu. Çünkü o bugün ilk defa diş doktoruna gitti. Kayu ve bakıcısı bir hikaye okuyorlar. Ama bugün çok özel bir gün. Kayu, bugünün sevgililer günü olduğunu biliyor muydun? Bugün sevgiyi kucakladığımız, kutladığımız gün. Kayu bunun ne anlama geldiğini düşünür. Sevgiyi kutlamak? Evet, öyle Kayu. Kayu'nun aklına bir fikir gelir. Sevdiği birine sevgililer günü hediyesi verecektir. Kalplerle dolu sevimli bir kart yapacağım. Bu çok hoş bir fikir. Julie Kayu'ya kağıt ve boya kalemleri verir. Kayu çok dikkatli bir şekilde kalpleri çizmeye başlar. Fakat kalp çizmek biraz zordur. O yüzden pek memnun kalmamıştır çizdiğinden. Of, pek güzel olmadı. Yardım edebilirim istersen. Kayu, ben kalplerini beğendim. Resmine daha başka bir şey eklemeye ne dersin? Kayu daha ne ekleyebilirim diye düşünmeye başlar. Buldum. Kayu büyük yuvarlak bir ay çizer.
ve ayın etrafına farklı renklerde bir sürü öpücük çizer. Resmin çok şirin oldu Kayı. Kayı çok memnundur kendinden. Kayı odasına girer ve çizimini oraya bırakır. Sevgililer günü hediyeni kim için yaptın Kayı? Bu çok gizli. Kayı en sevdiği gömleğini giyer. Sonra babasının çekmecesinden kırmızı bir kravat alır. Kravat yakıştı mı bana? Sen hep yakışıklısın Kayı. Kayı sevgililer günü hediyesini vermek için o kadar heyecanlıdır ki yerinde duramaz. En sonunda annesi kapıda göründüğünde Kayı bir an önce ona doğru koşar. Oğlunu böyle tatlı görmek annesinin çok hoşuna gitmiştir. Bu yakışıklı genç adam da kimmiş? Gözlerini kapat anne. Annesi gözlerini kapatır ve Kayı sevgililer günü hediyesini annesinin eline uzatır. Şimdi gözlerini açabilirsin. Bu benim için mi? Ben bu ayı çizdim çünkü seni kocaman ay kadar seviyorum. Ben de seni o kadar büyük seviyorum. Yani seni ben ay kadar büyük ve bütün yıldızlar gezegenler kadar seviyorum. Kayı o kadar emindi ki bundan daha fazla kimse sevemezdi. Gilbert'la oynuyordu. Dinozoruna uzun bir ip bağlamıştı. Gilbert kuyruğunu sallayarak sıçramaya hazır bekliyordu. Hazır ol Gilbert. Caillou ipi hızlıca çekti. Dinozor bir anda havalandı. Gilbert sıçradı ve gururlu bir ifadeyle dinozoru pençeleriyle yakalayıverdi. Yaşasın Gilbert, beni dinozordan kurtardın. Kayı odanın içinde ipi çekmeye devam ediyordu. Oh hayır, beni hala kovalıyor. Yakala onu Gilbert, yakala. Gilbert onları kovaladı ve sonunda yeniden dinozoru yakaladı. Bu sefer yakaladın onu Gilbert. Kurabiye vakti Kayı. Sen burada kal Gilbert. Kayı babasının hazırladığı kurabiyeleri yemeye ve sütünü içmeye gitti. Haydi Gilbert, şimdi oynayabiliriz. Kayı odada ve minderlerin altında onu aradı. Gilbert, neredesin? Kayı üzülmüştü. Gilbert'a burada kalıp onu beklemesini söylemişti. Baba, Gilbert nerede? Dinozor oyunum için ona ihtiyacım var. Gilbert burada mutfakta değil Kayı. Kayı Gilbert'ı aramaya gitti. Bodrum kata bakarken orada annesini gördü. Merhaba Kayı, neler oluyor? Gilbert'ı bulamıyorum. Beni bekleyecekti halbuki.
Herhalde yatak odalarından birinde saklanıyordur. Detektiflik oynayalım ve onu bulalım. Hey! Caillou ve annesi yukarı çıktılar. İyi bir detektif ipuçlarını görebilmelidir. İpuçları ne demek? İpucu Gilbert'ı bulmamıza yardımcı olacak her şey olabilir. O yüzden gözlerini açık tut. Caillou koridorda yürürken yerde bir ip gördü. Dinozor oyunundaki ipin ta kendisiydi. Bu bir ipucu mu anne? Bu gayet iyi bir ipucu. İpi iki yatak odasının arasında bir yerde bulmuştu. O yüzden odalardan birini seçip Gilbert'ı aramaya gitti. Anne ve babasının odasında Caillou yatağın altına baktı. Sonra sandalyenin altına ve odanın her yerine. Burada değil anneciğim. O zaman senin odandadır Caillou. Benim odam. Odasına baktı ve Caillou Gilbert'ı bulamadı. Gilbert, gel buraya hadi. Caillou yatağının altına baktı ve dinozorunu buldu. Bir ipucu daha anne. Sen iyi bir detektifsin Caillou. Caillou dinozoru sıktı ve o ince sesi çıkardı. Annesi ve Caillou bir miyavlama sesi duydu. Caillou yatağının üzerindeki örtüyü çekti. Gilbert, buldum onu. Caillou uyuklayan kediyi kucağına aldı. Caillou her sabah sokaktan geçen büyük sarı okul otobüsünü seyrediyordu. Her zaman onu bekleyen çocukları görüyordu. Caillou'nun arkadaşı Sarah otobüse bindi ve yerine oturdu. Ve pencereden bakmakta olan Caillou'yu gördü. Neyin var Caillou? Ben de o büyük sarı okul otobüsüne binmek istiyorum. Ben ne zaman diğer çocuklar gibi otobüse bineceğim? Çok değil. Bir doğum günü daha ve yaşın gelecek. Çok uzun bir zaman o. Otobüse şimdi binmek istiyorum. Bir fikrim var. Yarın sabah gidip neden otobüs şoförüyle konuşmuyoruz? Eğer kibarca sorarsan belki binmene izin verirler. Caillou hala biraz üzgündü. Ama en azından otobüsü yakından görebilecekti. Ertesi sabah Caillou ve babası okul otobüsünü bekliyorlardı. İşte geliyor. Otobüsün şoförü yanaştı ve kapısını açtı. Günaydın genç adam. Adın ne senin? Caillou babasının arkasına saklandı. Biraz utanmıştı. Bu Caillou. Seneye o da okula gidecek. Öyle mi? O zaman sen de seneye otobüsündesin. İsminiz nedir? Ha, bana otobüs şoförü Bay Billy diyebilirsin. Otobüse binebilmeyi çok ama çok istiyorum. Bugün seni otobüse bindiremem. Çünkü otobüs tamamen dolu. Ama babam ve sen yarın bana katılabilirsiniz. Nasıl, iyi mi? Yaşasın! Çok heyecanlı! Ertesi sabah Caillou otobüs yolculuğu için çok heyecanlıydı. Sürekli bunu düşünüyordu. Duydum ki bugün biri otobüsle gezecekmiş. Çok heyecanlıyım anneciğim. Otobüs bip bip. Bay Billy'ye teşekkür edebilmek için özel bir şey yapmak istiyorum. Ona resim yapsana. Caillou bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Renkli kalemlerini ve kağıdını önüne koydu. Bu otobüsü kullanan benim. Ne kadar güzel bir resim Caillou. Kahvaltıdan sonra Caillou ve babası otobüs durağında Sarah'la buluştular. Otobüse sen de mi bineceksin Caillou? Caillou gururla başını salladı. Kendini büyük bir çocuk gibi hissetti. Otobüs önlerinde durdu ve Bay Billy kapıyı açtı. Geç bakalım Caillou. Gecikmememiz gerekiyor. Caillou babasıyla beraber otobüse bindi. Caillou ve babası otobüs şoförü Bay Billy'nin hemen arkasına oturdular. Caillou kendini otobüsü kullanıyormuş gibi hissetti.
Caillou otobüse binen çocukların hepsine el salladı. Büyük sarı okul otobüsünde seyahat etmek çok eğlenceliydi. Dur, kalk, dur, kalk. Otobüs birer birer çocukları almaya devam ediyordu. Bay Billy hepsini okula kadar götürdü. Okula vardıklarında Caillou dışında bütün çocuklar otobüsten indi. Bay Billy, size bir resim yaptım. Wow, ne kadar güzel bir resim bu. Otobüsü kullanan sen misin? Caillou başını salladı. Resmiyle gurur duyuyordu. Harika. Herkes görebilsin diye bu resmi buraya asacağım. Şimdi dönme zamanı. Caillou bu okul otobüsü yolculuğunun hiç bitmesini istemedi. Çok eğleniyordu. Ama annesi ve Rosie'nin onu beklediğini görünce eve dönmek Caillou'yu mutlu etti. Beni gördün mü anne? Tabii ki gördüm. Bay Billy'ye teşekkür ettin mi? Teşekkürler Bay Billy. Bugün harika vakit geçirdim. Ben de öyle Caillou. Ben de sana teşekkür ederim. Benim de sana ufak bir hediyem var. Bay Billy, Caillou'ya oyuncak bir sarı okul otobüsü verdi. Artık istediğin zaman kullanabileceğin senin de sarı bir otobüsün var. Oo, çok sevdim. Teşekkürler Bay Billy. Caillou otobüs giderken el salladı. Çok teşekkürler Bay Billy. Görüşürüz. Caillou hemen büyüyüp o otobüse her gün binebilmek için sabırsızlanıyordu. Güneşli harika bir gündü. Anne ve babası Caillou'yu bir sürpriz gezintisine çıkartmışlardı. Nereye gideceklerini çok merak ediyordu. Neredeyiz anne? Yakında ağlayacaksın Caillou. Ama merak ediyorum. Caillou arabada olmaktan sıkılmaya başlamıştı. Sanki saatlerdir arabadaymışlar gibi hissediyordu. Caillou her bir tarafa baktı. Ama yakınlarda hiçbir şey yoktu. Burada hiçbir şey yok. Niye burada binalar yok? Burası bir milli park Caillou. Burada bina olmaz. Kilometrelerce doğal güzellik ve temiz hava. Peki biz ne yapacağız burada? Burada biz şimdi... Piknik! Caillou piknik fikrine çok sevindi. Karnı çok acıkmıştı. Piknik bittiği zaman Caillou çok enerjikti. Yerinde duramıyordu. Artık keşife çıkabilir miyiz? Bir aslan veya kaplan bulmak istiyorum. Üzgünüm ama onlardan burada yok Caillou. Ama fazlasıyla tavşanlar ve sincaplar var. Ve şimdi bir de ayı var. Teddy! Caillou ağaçların arasında yürümeyi o kadar sevmemişti. Ona biraz sıkıcı gelmişti. Affedersiniz. Caillou arkasını döndü ve değişik giyinmiş, büyük şapkalı adamı fark etti. Selam, ben Bob. Park bekçilerindenim. Bunu düşürmüş olmalısın küçük adam. Caillou'nun kafası karışmıştı. Neden onun çöpünü taşıyordu? Hayır, boş o artık. İhtiyacım yok. İhtiyacın olmayan şeyleri bu şekilde bırakamazsın. Her zaman çöpe attığından emin olmalısın. Ama neden? Çünkü eğer herkes çöpünü buraya atsaydı, bu park çok pis olurdu. Ve bazı hayvanlar çöpleri yiyecek zannedip yemeye çalışırken kendilerine zarar verebilirler. Caillou o fikri beğenmemişti. Hayvanlara zarar gelsin istemiyordu. Oh hayır! Bir dahaki sefere mutlaka çöpe atacağım. İşte bu çok daha iyi. Hatta geri dönüşüm yapabilirsin. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm sayesinde cisimleri atmak yerine yeniden kullanırız. Mesela bu şişe. Baba, orman bekçisi Bob da bizle gelebilir mi? Tabii ki. Caillou geri dönüşümün neden önemli olduğunu daha iyi öğrenmek istiyordu. Ne gibi şeyleri geri dönüştürebiliriz? Teneke kutular, karton, kağıt, cam ve plastik.
Ama onları atarken ayrıştırman gerektiğini hiç unutmamalısın. Sonra ne oluyor? Geri dönüştürebilmek için küçük parçalara ayırıyorlar ve yeni şeyler üretiyorlar. Oo, bir çember gibi sürekli dönüyor. Aynen öyle. Bravo evlat. Uzun bir yürüyüşten sonra Kayu ve ailesi artık eve dönmek için hazırdı. Geri dönüşüm bilgileri için teşekkürler. Seve seve Kayu. Bak sana burada bir hediyem var. Biri senin, biri Rosie için. Wow, teşekkürler. Ben bekçisi Kayu. Bye bye bekçi bab. Bir dakika. Parkı temiz bırakmalıyız. Kayu bugün doğayı keşfetmekten çok keyif aldı. Yeniden park bekçisi Kayu olmayı iple çekiyordu. Kayu, Clementine ve Leo anaokulundaydılar. Ve Bayan Martin onlara yangın güvenliği bilgileri veriyordu. Yangın dedektörü ne demek bilen var mı? Yangın detektörü havada duman olup olmadığını bize söyler. Ve bu ne için önemlidir? Çünkü eğer duman varsa yangın var demektir. Aferin Clementine. Bu odadaki duman detektörünün nerede olduğunu bileniniz var mı? Oradaki mi? Tam olarak değil Kayu. O bir yangın alarmı. Yangın olduğunda yüksek bir ses çıkarıp bize haber verir. Oradaki mi yoksa? Aferin. Duman detektörü tavanda ışığı yanıp sönen yuvarlak kutuya denir. Yangın olduğunda duman tavana yükselir, ta o ışıklı yuvarlak kutuya kadar. O zaman biz de itfaiyeyi ararız. Ben ne büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. O zaman bunu bugün öğlen itfaiyecileri ziyarete gittiğimizde kendilerine söyleyebilirsin. İtfaiye binasına vardıklarında Kayu ve arkadaşları önce büyük itfaiye arabalarına bakmaya gittiler. Merhaba çocuklar. Sizi burada yangın binasında görmek çok güzel. İtfaiye arabasıyla gezebilir miyiz? Tabii ki. Ama önce yangın güvenliği hakkında konuşmamız lazım. Önce binayı gezin. Sonra arkadaşım Spark ile tanışın. O da benim gibi bir itfaiyeci. Kayu etrafına baktı. Bir çift büyük bot, uzun bir kaban ve en önemlisi parlak kırmızı şapkayı fark etti. Wow! İşte karşımızda tam bir itfaiyeci var. Ne dersin Sparky? Ekibimize katılsın mı? Gördüğünüz gibi bunların hepsi özel üniformalarımız. Ateş çok sıcak oluyor. Bu üniformaları giyerek kendimizi yanmaktan koruyoruz. Bu da acil durum sırasında hızlıca kayarak aşağı kata itfaiye arabasına indiğimiz direk. Acele içindeyken merdivenlerden düşmeyelim diye direği tercih ediyoruz. Biz de kayabilir miyiz? Aa, tabii ki. Ama önce tüm ekiple bir tanışın. Aşağı geliyorum. Yangın olduğunu nereden öğreniyorsunuz? İyi bir soru genç adam. İşte bu büyük bilgisayar onun için. 911'e yapılan arama yangının nerede olduğunu söyler. Bilgisayar da bize en hızlı nasıl gideceğimizi söyler. Kayu ve arkadaşları yangın güvenliği hakkında bilgi aldıkları için çok memnunlardı. Kayu daha çok itfaiye arabasıyla gezeceği için çok heyecanlıydı. İtfaiye arabasıyla gezebilir miyiz artık? İtfaiyeci Steve onaylıyorsa tabii ki. Eğer bir itfaiyeci olacaksanız itfaiye arabasını kullanmayı öğrenmeniz lazım. İtfaiyeci Steve'in itfaiye arabasının neler yapabildiğini göstermesi hepsinin en çok da Kayu ve Leon'un ilgisini çekmişti. Önce onlara yangını söndürdükleri hortumu gösterdi. Kayu babasının bahçe hortumundan çok daha güçlü olduğunu düşündü. Sonra diğer itfaiyeci merdivenin tepesine tırmandı. Orada durdu, merdiven uzadıkça uzuyordu. Kayu inip çıkışını seyretti. İtfaiyeci Steve en iyisini en sona saklamıştı.
Şimdi itfaiyeci eğitimi için siren düğmesine basmanı isteyeceğim senden. Siren ne işe yarıyor ki? Düğmeye basınca göreceksin. Caillou bu kadarını beklemiyordu. Herkese itfaiye arabasının geldiğini belli eden çok yüksek bir sesti. Caillou itfaiye merkezinde harika bir gün geçirmişti. Büyüyüp gerçek bir itfaiyeci olmayı sabırsızlıkla bekliyordu.